Yenge, babamı uzun zaman sonra böyle mutlu görmek çok güzel. Ramdulare, bir Buyurun. saniye. Bu dün yerleri temizlemek için kullandığım kova değil mi? İçinde sabunlu su olan kova. Evet, bu o kova. Ama bu gayet sağlam görünüyor. Hiçbir yerinde delik yok. O zaman sabunlu su yere nasıl döküldü ki? O sırada beni Vidika çağırmıştı. Ben de onun yanına gittim. O yüzden nasıl olduğunu bilmiyorum. Yenge, suyu çocuklar dökmüş olabilir. Hemen şurada oynuyorlardı. Hayır Paridi. Çok iyi hatırlıyorum. Çocuklar şu tarafta oynuyorlar. Ben de onları sakinleştirmek için yanlarına gittim. Kovayı köşeye koydum ve o zamana kadar yerde hiç su yoktu. Ve geri döndüğümde yerler tamamen su olmuştu. Anlamıyorum. Eğer Arte bunu benim yaptığımı öğrenirse, yani onu bilerek yere düşürmeye çalıştığımı öğrenirse, o zaman şimdiye kadar yaptığım her şey boşa gider. Aişita. Evet Arte. Baksana. Ne oldu? Işita, dün su yere döküldüğünde sen de buradaydın değil mi? Peki ne oldu? Hayır Arti. Ben o sırada dışarıdaydım. Şey, pazardan sebze almaya gitmiştim. Ama sen bunu neden soruyorsun ki? Yoksa sen bütün bunları benim yaptığımı mı Hayır, düşünüyorsun? Işita, öyle bir şey yok. Sana soruyorum çünkü dün seni orada dururken gördüm. O yüzden senin bilebileceğini düşündüm. Ama bir dakika. Ama sen sebze almaya bir önceki gün gitmiştin. Ve dün mutfakta hiç taze sebze görmedim ben. O zaman... Anne, bugün bize Tamam, hemen yapıyorum. helva yapmayacak mıydın? Önemli değil çocuklar. Bugün helvayı anneniz değil ben yapacağım. Hayır, annem helva yapacak. Annem çok lezzetli yapıyor. Tamam, pekala. Bol bol kuru üzümlü, bol bol helva, tamam mı? Yaşasın! Helva! 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 Aferin sana artık kızım. Artık çocukların senden başka kimseye ihtiyaçları yok. Şu anda her şey iyi. Ama şunu unutma, küçüklerin sayısı arttığı zaman aynı anda 4 çocuğa bakmanın ne kadar zor olduğunu anlarsın. Hiç sorun olmayacak anne. Sen varsın, Işita var, Paridi var, Vidi var. Birlikte her şeyle ilgileneceğiz, her şeyi halledeceğiz. Tamam, çocukları düşünmene gerek yok. Ama bundan sonra kendi iyiliğini düşünmek zorundasın. Çünkü şimdi süt içeceksin. Mutfağa bir bardak süt koymuştum. Hemen gidip getireyim. Anne, Arti'nin sütünü ben getiririm. Tamam o zaman sen git. Hadi. Şu Arti işimi iyice zorlaştırmaya başladı. Ona dün pazara gittiğimi söylediğimde yüzünden bana inanmadığı anlaşılıyordu. O yüzden Arti benimle ilgili gerçeği öğrenmeden önce bir şey yapmam gerekiyor. Öyle bir şey ki hem doğacak çocuğunu kaybetmeli hem de yaştan uzaklaşmalı. Sonunda beni tüm dertlerimden kurtaracak bir yol buldun. Şimdi işim çok kolay olacak. Suman şey, Artı mango istiyor. Gidip götürür müsün? Önce şu yemeği bitireyim, sonra götürürüm. Yok, hayır. Yemeği ben yaparım. Sen git, yoksa Artı buraya gelir. Hadi çabuk git. Peki hanımefendi. Suman baksana. Bu değil, Artı çiğ mango istiyor. Çiğ mango yok hanımefendi. Yoksa gidip al o zaman. Eğer yaş Arti'nin isteğini yerine getirmediğini öğrenirse sana çok kızar. Hadi hemen git. Bak ne diyeceğim. En iyisi giderken arka kapıdan çık. Oradan daha çabuk Tamam gidersin. hanımefendi.
Artı buraya geldiğinde bütün mutfak gazla dolmuş olacak. Ve Artı ocağı çakmakla yakar yakmaz. Bum! Artı mutfağa girdiğinde gaz kokusunu alabilir. Hayır, hayır. Bu kokuyu uzaklaştırmam gerekiyor. Sevgili yengem ya da ikinci kadın için en azından bu kadarını yapabilirim, değil mi? İşte bu kadar. Artı şimdi yolumdan çekilecek. Ve yaş sonsuza kadar benim olacak. Sadece benim. Anne, gördün, bütün sütü içtim. Şimdi mutlu musun? Aferin sana. Şimdi gidebilirsin. Hadi hemen mutfağa git de çocuklar için helva yap ve içine bol bol kuru üzüm koymayı unutma, tamam mı? Önce palağın alnına buz koyayım, yoksa yine şişebilir. Helvayı daha sonra yaparım. Hayır Arti, o işi ben hallederim. Sen git helva yap. Gördün mü yenge? İşita bütün sorunu ortadan kaldırdı. Hele bir bebek doğsun da. İşita Anş'la, Palak'la, Payal'la herkesle ilgilenecek, değil mi? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben gideyim. Tamam, hadi git. Sen hiç merak etme Artı. Sadece çocuklarına değil, kocana da çok iyi bakacağıma emin olabilirsin. Palak? Suman? Acaba nerede? Helva? Şu çöp kutusunun kapağını neden açık bırakmışlar? Biraz yavaş at. Canım yanıyor. Anş yavaş. Biraz daha yavaş olur musun teyze? Canımı acıtıyorsun. Tamam. Artı şimdiye kadar çoktan mutfağa girmiş olmalı. O zaman neden hala çığlık seslerini duymuyorum?
Çakmağın nesi var böyle? Kibrit. Herhalde salonda vardır. Artı neden dışarı çıktık? Kibrit. Herhalde burada bir yerde olmalı. Onca zamandır salonda ne yapıyor? Artiden önce başka kimsenin mutfağa girmemesi gerekiyor. Hadi çabuk dışarı çık Arti. Hadi Arti. Bundan sonra seni hiç kimse kurtaramaz. Ne yazık. Biraz sonra öleceksin ama bundan haberin bile yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.